uçan ilk büyük hayvanlar. Ama bedenleri o kadar garip ki nasıl uçtuklarını anlamak çok zor. Onlar uçan sürüngenler. Ve 150 milyon yıl gökyüzünün hakimi olmuşlar. Bu hayvanlara hayranım. Uçan sürüngenler herhalde bu dünyada yaşamış olan en garip hayvanlardır. Dünyada yaşayan ve ejderhalara en çok benzeyen yaratıklar. Kuş değiller. Yarasa da değiller. Peki bunlar ne? Anlaşılmaz hayvanlar. Sürüngenler. Ama bunun yanı sıra uçuyorlar. Acaba nasıl uçabilmişler? Tekrar uçabilirler mi? Bir örnek yapımına katılalım. Uçma gizemlerini çözmek için ipuçları aranıyor. Bir araya getirilen ipuçları belki uçan en iri yaratığı anlatabilir. Gökyüzü canavarlarıyla karşılaşmaya hazır olun. Yıl önce yeryüzü garip canavarların yüzüp dolaştığı bir dünyaymış. Gezegen bizim bilmediğimiz dev sürüngenlerin yaşadığı ve tarih öncesi avlanma ve öldürme oyunlarının oynandığı bir yermiş. Ancak bu dünyanın genelde gözden kaçan ama çok dikkat çeken bir boyutu daha var. En esrarengiz yaratıkların hakim olduğu bir dünya. Uçan dinozorlar. Uçan sürüngenler. Diş dolu çeneler. Böceklerden sonra ilk uçan hayvanlar uçan sürüngenler. Uçan sürüngenler gökyüzünün hakimi olmuşlar. Uçan sürüngenlere 220 milyon yıl önceki fosillerde rastlanıyor. Nasıl geliştiklerine dair bir fikrimiz yok. Bildiğimiz tek şey, ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayıldıkları. Tabii tarih boyunca garip görüntü değişiklikleri olmuş. Bazıları kısa kuyruklu, bazıları uzun. Bazıları serçe kadar minik, bazıları kocaman. Çoğunda tüy gibi şeyler ve Mardi Gras'ın bulduğu gibi çıkıntılar var. Korkunç çeneleri avlanmak için çok elverişli. Ama bunca farklılığa rağmen uçuşları onları ele veriyor. Bu uzun boylu garip yaratıklar uçmayı sadece öğrenmemiş, mükemmelleştirmiş. ...220 milyon yıl önce bu yetenekleri onları diğer bütün iri yaratıklardan farklı kılmış. Kuşlar henüz yokmuş. Gökyüzü sadece onlara aitmiş. Onların dönemine ait sırları daha yeni çözmeye başlıyoruz. Uçan sürüngenler dünyasında yaşamak nasıl bir şey acaba? Ne kadar büyüyorlardı?
ve kırık bir şemsiyeye benzeyen hantal bir hayvan nasıl oluyor da havalanıp uçabiliyor? Merhaba Margot. Hollandalı mühendis ve Stanford profesörü Margot Gerritsen başkanlığında bir ekip, canlı gibi kanat çırpan, uçabilen bir model yapmaya çalışıyor. Ve uçan sürüngen yapmak için de taştaki çizimden faydalanıyorlar. Her şeyi fosillerden buluyorsunuz. Bunları bir araya getirmek harika bir şey. Koca bir yapboz gibi. Harika bir tasarım. Kopya edilmesi çok zor bir şey. Uçan sürüngenin nasıl uçtuğunu anlamak için kemiklerinin gücünü ve nasıl hareket ettiğini, kanatlarının şeklini ve yapısını, nasıl kanat çırparak uçma kuvveti sağladıklarını çözmemiz gerek. Stanford modeli ilk aşamasında hayvandan çok uçağa benziyor. Ama gerçeğe yakın olacak. Ekip önce geriye sayıyorum. Bunu tamamlayacak. Sonra havada uçurmaya çalışacak. Hedefleri bir cevap bulmak. Gökyüzünde uçan ilk iri hayvanın uçuş sırrı ne? Biz gökyüzünde uçan büyük canlıların kuşlar ve yarasalar olduğunu sanıyorduk. Ama Almanya'da Solnhofen yakınındaki bir keşif bu inancı sarstı. Bu kireç taşı ocağı sığ bir kıyı gölünde 150 milyon yıl önceki yaşamla ilgili önemli ipuçları içeriyor. 250 yıl kadar önce bir madenci şaşırtıcı bir şey bulmuş. Acaba ne? 1700'lerin doğa bilimcileri benzeri yaratıklara bakarak açıklamaya çalışmış. Bazıları bir ördek türü olduğunu düşünmüş. Bazıları ise bir yarasa türü olduğunu. Bir başka grup kanatların su altında yüzmeye uygun olduğunu savunmuş. Ama bu fosil onları doğrulamıyor. Daha önce bundan hiçbir şeye benzemiyor. Paris'teki Doğa Tarihi Müzesi'nde Philip Tacke, sır perdesini aralayan adamın izinden gidiyor. Öncünün adı Georges Cuvier. Hayvanların neslinin tükendiğini ilk keşfeden kişi. Dinozorların ne olduğunu ilk anlayan kişi. Bundan iki asır önce Alman fosillerini incelemiş ve kapsamlı bilgiler edinmişti. Cuvier garip taşlara çizilen hayvanları ele almış. Ve birden yepyeni bir hayvan keşfetmiş. Hayat ağacına eklenen yeni bir dal. Cuvier çenede sadece bir hayvan türünde bulunan küçük bir kemik fark etmiş. Bu durumda bu garip kanatlı yaratık bir sürüngen. O halde sürüngenin gökyüzünde ne işi var? Uçan bir sürüngen. Gerçekten çok şaşırtıcı. Timsah gibi soğukkanlı, uyuşuk bir hayvan koca gövdesiyle nasıl uçar? Cuvier bunun cevabını timsahın elinde bulmuş. Bir parmağı olağanüstü büyümüş. Ve Cuvier bu hayvanın adı Leopterodactyl olsun demiş. Anlamı parmak üstündeki kanat. Hayvan biliminde bir devrim.
Cuvier, havalandığında nasıl göründüğünü hayalinde canlandırmış. Uçan sürüngenlerin uçtuğunu 200 yıldan beri biliyoruz. Ama nasıl uçtuklarını yeni yeni anlamaya başladık. Gökyüzüne bakan muhteşem uçuşlarını izlemek çok kolay. Ama uçan sürüngenlerin bunu nasıl yaptıklarını anlamak için kuşların ve yarasaların kanatlarına bakmak gerek. Bütün uçan hayvanlar el kemiklerini kullanır. Ama farklı şekillerde yaparlar. Kuşların dördüncü ve beşinci parmağı kaybolmuştur. İlk üç parmak daha uzundur. Tüylerle desteklenir. Yarasaların hikayesi biraz farklı. Baş parmak serbestken, dört parmak uzar ve perdeyi denetler. Uçan sürüngenlerde serçe parmak kaybolmuş. Ama yüzük parmağı aşırı derecede uzamıştır. Uçan sürüngenlerin tuhaflığının simgesi, tüm kanadı büyük parmağın desteklemesidir. Daha önce gördüklerimize hiç benzemeyen bir hayvan. Çok farklı. Biçimsiz. Ama bir o kadar da güzel bir yaratık. Parmağıyla uçan bir hayvan. Bu parmağı çözmek çok zor. Uçan sürüngen fosilleri çok hassas. Uçan sürüngene ait kalıntıya nadiren rastlanır. Ama o bulmayı başarmış. Birkaç yıl önce bir Afrika gezisinde Serino hiç ummadığı bir yerde bir uçan sürüngen parçası bulmuş. Bir uçan sürüngen kemiği. Sanırım kanat kemiği. Bu ucu yok. Afrika'dan uçan sürüngenlere dair pek bilgi gelmemişti. Gerçekten muhteşem bir keşif. Bu geziye çıkmadan önce Avrupa'dan, Çin'den ve Amerika'dan uçan sürüngenlere dair önemli bulgular gelmiş. Afrika uçan sürüngenini keşfimiz tüm dünyaya yayıldıklarını gösteriyor. Bütün kıtaları fethetmişler. Serino uçan sürüngenini bulduğu zaman ağır siklet, dinozor yiyen timsaha ait fosiller de bulmuş. Bu bir Sarcosuchus. Kocaman kafası olan devasa bir timsah. Çenesi yaklaşık 2 metre. Uçan sürüngenler bu devlerle baş edebilir mi? Birinin güçsüz olduğu yerde öbürü üstün gelebilir. Uçan sürüngenler, dinozor yiyen timsah yuvasına yiyecek için gidebilir. Timsah da beceriksiz uçan sürüngene yerde saldırabilir. Araştırmacılar yakın zamanlarda benzeri çelişkilere dair bir kanıt buldu. Bu ilk kez görülen bir şey. Kanada'da bulunan bir fosil, uçan sürüngenlerin dinozorlarla dolaştığını gösteriyor olabilir. Dinozor Provincial Park, bir zamanların Kuzey Amerika Serengeti'si.
Uçan sürüngenler burada karanın tehlikelerinden uzak durmaya çalışırmış. Ama bu arada karınlarını da doyurmaları gerek. Bu da yere inmek demek. Asırlar sonra bir fosil avcısı, bir uçan sürüngenin son inişini gösteren ipuçları buldu. Aşağı doğru iniyordum. Birkaç adım atmıştım ki aşağıda o uzun ince kemiği gördüm. Kendi kendime çok ilginç dedim. Bu çok ilginç çünkü uçan sürüngenin uzun parmağından bir parça var. Ve hassas uçan sürüngen kalıntıları açık havada uzun süre kalmaz. Bununla da kalmıyor. Birinci kemikte birkaç eklem var. Ve etobur sürüngene benzeyen bir hayvana ait bir diş, uçan sürüngenin incik kemiğine saplanmış. Acaba ne oldu? Uçan sürüngenlerin altındaki yırtıcılar sürekli av peşinde. Uçan sürüngen savunmasız. Onlar gökyüzünde çok güçlü. Hayatta kalmalarını sağlayan şey uçmak. Uçan sürüngenler gökyüzünün hakimi ve bunu 140 milyon yıl boyunca sürdürmüşler ki bu oldukça uzun bir süre. Aslında bunu başarabilmelerinin sebebi gökyüzünde ilk uçan olmaları. Kuşlar gelişmeden önce gökyüzü 70 milyon yıl boyunca uçan sürüngenlere aitmiş. Dünyanın her yerine yayılmışlar ve muazzam değişimler geçirmişler. Uçuş güçlerinin yanı sıra başka ortak özellikleri de var. Uçan sürüngenler olağanüstü yırtıcı. Buldukları her şeyi yiyebiliyorlar. Çeneleri neler yediklerini gösterebilir. Birçok uçan sürüngenin çenesinde diş olmadığını biliyoruz. Leşçil olmaları mümkün. Ve belki de kimi zamanlar ölü dinozorların leşleriyle besleniyorlardı. Uçan sürüngenler saldırgan avcılarmış. Bazıları balığı havada kapabiliyormuş. Bu büyük, uzun, keskin, sivri dişler avını yakalayan avcının gagasını suya daldırdığında en önemli silahları oluyor. Bir uçan sürüngene ait kabukları süzmek için 1000 dişten oluşan bir elek kullanılır. Diğer uçan sürüngenler kayalardaki ve kumdaki kabukluları toplamak için uzun, sivri çenelerini kullanmış. Bu değişik beslenme teknikleri dolayısıyla uçan sürüngenler genellikle su kenarlarına, kıyılara, göllere ve ırmaklara giderlermiş. Su onların sadece yem bulduğu yer değil, aynı zamanda yem oldukları yer. Taylosorlar, tarih öncesi çağlarda denizlerde yaşayan, boyları 15 metreyi bulan dev deniz sürüngenleri. Onların üstünde uçanların adı ise Nyctozor.
Kafasının üstündeki, neredeyse kanadı kadar olan bir metrelik garip çıkıntı, uçmasına yardım ediyor olabilir. Av bulmak için de alçaktan uçması gerekiyor. Aşağıdan pusuya düşürülen uçan sürüngenler dünyanın her yerindeydi. 5 metrelik Afrika uçan sürüngeni ördek gagasından kurtulmuş. Tarih öncesi kaplumbağalardan biraz daha hızlı uçmuş. Su üstünde uçarak yapılan her araştırma gökyüzünden ayrılma tehlikesi demek. Uçan sürüngenlerin bundan kurtulması için uçması yeterli değil. İyi uçması gerekiyor. Alçak yerlerde bile. Bu uçuş yetenekleriyle ilgili elimizde bir kanıtımız var. Hem de yeni bir kanat fosili değil. Taşlarda bulunan çok eski çizimler. Kimse uçan sürüngenlerin iyi uçtuğunu sanmıyordu. Ağır bedenleri süzülmekten başka işe yaramaz gibi görünüyor. Ama Fransa Toulouse'da yeni bir ipucu bu görüşü çürütüyor. İki araştırmacı ellerinde az bulunan fosilleri inceliyor. Bunlar taşlaşan kemik değil. Fosilleşmiş ayak izleri. Dünyada benzeri olmayan bir bölge. Burası gerçekten uçan sürüngen izlerinin tespit edildiği ilk bölge ve herkes bu konuda hemfikir. Burada bulunan bir çift ayak izi, deneyimli bir göz için fotoğraf kadar belirgin. Bir uçan sürüngenin inişini gösteren ve ellerinde bulunan tek kanıt. Elbette nasıl indiğini ve uçuşunu nasıl denetlediğini de gösteren bir kanıt. Havacılık mühendisi Paul McCready, insan gücüyle çalışarak İngiliz kanalını geçen ilk uçak olan Gossamer Albatros gibi ilginç buluşlarıyla tanınıyor. Uçan sürüngenlerden etkilenen McCready, 1980'li yıllarda devasa Cats'i tekrar uçurmayı başarmış. Ekibinin en büyük sorunu uçuş kontrolü olmuş. Özellikle dümeni yönetme konusunda. Onlara bu çalışmalarında fosil uzmanı Kevin Paddy'nin yol göstermiş. Yerden havalandırıp havada ilerletebilirler. O dönem için çok etkileyici. Uçan sürüngenlerin yön değiştirme konusunda muazzam karmaşık kanatlarına güvendiklerini biliyoruz. McCready'nin kanatları göreve uygun değil. Sert karbon lifinden yapılmış. Uçuş kontrolü için çözüm havacılıkta. Uçan sürüngenlerin derisine benzer bir madde kullanmış. Diğer taraftan Gerritsen, gerçek uçan sürüngen gibi yön değiştiren gerçekçi bir örnek yapmaya çalışıyor. Uçan sürüngenler hakkında çok şey bilmenin faydasını fazlasıyla gördük. O kadar çok fosil bulundu ki yapıları hakkında çok şey biliyoruz. Başını düşünün. Fosiller uçan sürüngenin kafasını aşağı doğru eğerek uçtuğunu gösteriyor.
Makredenin modelindeki gibi yere paralel değil. Kafanın aşağı eğik olması uçuşu denetlemeyi çok zorlaştırabilir. Fakat gerçek uçan sürüngenler öyle uçuyormuş. Bir diğer mesele de ağırlık. Uçuşu idare eden etken güç ağırlık oranı. Modelin diğer üstün yanı yeni, çok hafif malzemeler. Pillerin çok hafif ve çok güçlü olması işimize yarıyor. Piller kilogram başına makredenin modelindekinden 15 kat fazla enerji veriyor. Yardımcı motorlar çok daha küçük, hafif ve daha güçlü. Ama en büyük fark kanat. Buradaki amaç, gerçek bir uçan sürüngen kanadının karmaşık yapısını uygulayarak yön değiştirme sorununu çözmek. Makredenin kanadında sadece bir hareketli yer vardı. Omuz. Bu kanatta 5 oynak nokta var. Bu pistte uzaktan kumandalı uçak modelin kanatları sınanmak üzere. Bu aşamada model yarım bir uçan sürüngen. Dönmek için bir kuyruğa ve havalanmak için de pervaneye ihtiyacı var. Kaba görünebilir ama bugüne kadar yapılan en karmaşık kanatlardan birine sahip. Uçan sürüngen fosili örnek alınarak kanatlara 5 hareketli bağlantı yapıldı. Omuzlar bükülüyor. Ayrıca öne ve arkaya doğru gidebiliyorlar. Bilekler de bükülebiliyor ve dönebiliyor. Ve kanat dirsekten bükülebiliyor. Şimdi deneyecekler. Bizim bu örnekle öğrenmeye çalıştığımız şey kontrol açısından hangi eklem hareketinin önemli olduğu. Cevap gerçek uçan sürüngenin beyninde. Luvara da o görevi yapacak. Aynı balon uçurmak gibi. Balonun dengesini yukarıdan sağlayacaksın. Başlıyoruz. Müthiş bir şey. Olmadı. Luvara modeli havada tutabilecek kadar hızlı davranamadı. Dolaştırmak hoşuma gitti. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. Olsun. Yine de bir devrim sayılır. Daha önce hiç böyle gerçekçi bir uçan sürüngen kanadı örneği uçurulamamış. Galiba dirseği patlattık. Uçan sürüngenler sırlarını kolay ele vermiyor. Ama asıl mesele bu muazzam uçan yaratıkların hala bizi alt etmesi. Acaba uçan sürüngenler yılanlar ya da kertenkeleler gibi canlı mı doğar? Yoksa yumurtadan mı çıkar? Bu soru kısa bir süre önce cevaplandı. Çin'de iki bilimci minik, kıvrılmış bir uçan sürüngen fosili buldu. Bu yumurtanın içindeki bir uçan sürüngen civcivi. Yumurtanın bulunuşu herhalde 100 yılın keşfi. Çünkü bize daha önce hiç bilmediğimiz uçan sürüngenlerin üremesi hakkında bilgi veriyor. Bir dayanağımız yoktu. Aniden bir yumurta bulduk.
Genç uçan sürüngenin ne zaman uçabildiğini bilmiyoruz. Dave Unby'nin teorisi tartışılabilir. Kanıtlar birçok yavru uçan sürüngenin yuvadan uzakta öldüğünü gösteriyor. Denizde kilometrelerce açıkta fosiller bulduk. Orada olmalarının tek açıklaması uçabiliyor olmaları. Fırtınaya yakalanmışlardır ve suda ölmüşlerdir. Tortuların arasına gömülmüşlerdir. Acaba yumurtadan çıktıktan hemen sonra uçabiliyorlar mıydı? Kuşlar ve yarasalar uçamıyor. Çünkü orantılar tutarsız. Uçan sürüngenlerin doğumdan hemen sonra uçabildiğini doğrulamak için Unby'nin daha çok kanıta ihtiyacı var. Bu yüzden üç farklı çağda yaşayan, aynı tür uçan sürüngenlere ait nadir bulunan fosilleri toplamış. Uzun parmaktan oluşan kollardaki kemiklerin boyunu ve büyüyen parmağı ölçmüş. Unby'nin kolun ve büyük parmağın aynı oranda büyüdüğünü tespit etmiş. Yani kanattaki orantılar hiç değişmemiş. Kontrol amacıyla uçmayla hiç ilgisi olmayan gaga gibi kemikleri de ölçmüş. Bu oranlar değişmiş. Kısaca uçmayla ilgili kemiklerin orantıları aynı kalmış. Uçan sürüngen civcivi'yle ilgili ipuçları toplandı. Hepsinin ön ayağı aynı. Kanat zarla kaplı. Bu yavru sürüngen uçabilirmiş. Model yeni uçuş denemesine hazır sayılır. Ama beden gelişimi tamamlanmamış. Gerçek gibi görünüyor. Her şey bittikten sonra eldeki malzeme o kadar gerçek gibi görünüyor ki isim bile veriliyor. Herkül. Herkül'ün kısaltılmışı. Herkül'e bir malzeme takılıyor. Gerçek uçan sürüngenlerin hiç ihtiyaç duymadığı bir şey. Bir paraşüt. Uçan sürüngenler ayrıca kafalarındaki garip çıkıntıyla da bilinir. Bu metal, gerçek bir uçan sürüngenin havada yaptığı gibi kafasını rüzgara karşı tutmasını sağlayan sistemin bir parçası. Bu çok önemli deneme için büyük bir uzaktan kumandalı uçak Herkül'ü yukarı çıkartacak ve havada bırakacak. Kanatlara tüy koyarak yaptığımız ilk uçuş olacak. İyi gitmeyebilir. Ama sanırım şu konuda hepimiz hemfikiriz. Şu ana kadar uçurduğum en ilginç şey bu olacak. Herkül'ün iyi uçuşu tamamen Michael Luvaro'nun reflekslerine bağlı. Gerçek bir uçan sürüngenin en büyük üstünlüğü uçuş bilgisayarı olması, yani beyin. Yeni bir keşif beyinlerinin bir saniyede kanatlarını birçok kez kusursuz ayarlayabildiğini düşündürüyor. Büyük bir devrim niteliğindeki son röntgen taramaları uçan sürüngen beyinlerini görüntüledi. Uçan sürüngenlerin dönüş ve yan yatış sırasındaki küçük değişimleri ölçebilen kocaman dengeleyici organları vardı. Beynin büyük bir kısmı hızlı manevralarda gözlerinin sabitlenmesine yardımcı oluyor.
Bu avlanmak için çok önemli bir özellik. Uçuş kontrolü, perdeyi gergin tutan kol ve bacak eklemleri gibi kanatlardan da bilgi almayı gerektiriyor. Bu bilgi, uçuş bilgisayarının belleği olan başka bir işlemci tarafından değerlendiriliyor. Tamam. Çok iyi. Michael Luara, Herkül'ün beyni gibi çalışırken, ikinci pilot da ana gemiyi yönetiyor. Herkül'ün canlı kanat sınavı başlıyor. Yükseklik ne kadar? Yaklaşık 150. Pekala, biraz daha yukarı. Uçan sürüngen Herkül 200 metre yukarıda serbest bırakılacak. Tamam, geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1. Tamam. Güzel bir iniş. Sonraki adım çok önemli. Havalanma sırasında dümdüz duran kafa, gerçekçi görünüm için aşağı eğilmeli. Ama Herkül aşağı iniyor. Luara paraşütü açmaya çalışıyor. Bu işe yaramadı. Hayır, hayır, olamaz. Cevabı yine biz buluyoruz. Özel kanat hareketleri yaparak havada kalabilen iki iri hayvandan, kuşlardan ve yarasalardan. Buna kanat vuruşu deniyor. Havada kalmak için kollarınla yapman gereken belirli bir hareket var. Böyle çırpmak yeterli değil. Bir faydası yok. Aşağı ve öne doğru. Sonra geriye ve yukarı, aşağı ve öne, yukarı ve geri. Uzun süre güçlü bir şekilde kanat çırpmak, ancak kuş ve yarasa gibi sıcakkanlı canlıların yapabileceği bir şey. V8 motoru gibi hızlı bir metabolizmaları olmalı. Havada ilerlemek için çok enerji gerekir ve o enerji aynı düzeyde tutulmak zorunda. Havada kalabilmek için fazlasıyla enerji depolamanız gerekiyor. Yoksa yakıtınız biter ve uzun bir uçuşun ortasında yere çakılırsınız. Ama bunlar uçan sürüngen ve yaşayan bütün sürüngenler soğukkanlı. Acaba uçan sürüngenler sıcakkanlı sürüngenler miydi? İşte size inandırıcı bir kanıt. Sadece kanatlarında değil, bedeninde de tüyler olan bir uçan sürüngen fosili. Yakın bir süre önce İç Moğolistan'da bulundu. Büyük kaslı bir hayvanın kalıntısı. Isıyı korumak için yalnızca sıcak kanlı bir hayvanın tüye ihtiyacı vardır. Çok büyük enerji harcıyorlar. Gerçekten gerektiği zaman bu enerji patlamasını yapabiliyorlar. Bu yaşam biçimiyle ilgili bir şey. Hızla yakıp ısınmak için kuş gibi bir fizyolojileri olması gerekiyor. Dokunduğunuzda sıcaklığı hissedebilir. Bugünkü sürüngenler haricinde her şey olabilirler. Bir uçan sürüngenin kanat vuruşu için bir özelliğe daha ihtiyacı var. Kanat çırpmak çok güç gerektirir. Kanatları çok büyük ve çok hızlı uçuyorlar. Bize büyük bir motor lazım. Ama motor ağırlık demek. Ve son uçuşla ilgili incelemeler Herkül'ün zaten ağır olduğunu ve hızla düştüğünü gösteriyor. Neden?
Üstüne koyduğumuz malzemeler uçuş yeteneğini azalttı. Yani gerçek bir uçan sürüngen gibi uçması için Herkün'ün hafiflemesi gerekiyor. Tıraşlı ve mücadeleye hazır olan Herkü, planörden çok rakete benzedi. Düşme sınavından sonra Herkü onarıldı. Ekip elinden geldiğince gerçek bir uçan sürüngene benzetti. Ama yeterince benziyor mu? Herkü yine uzaktan kumandalı uçağa yerleştirildi ve son kez havalandı. Beş, dört, üç, iki, bir, bırak. Herkü için kanat çırpma zamanı. Bir kez kanat çırptıktan sonra kanatlar sıkıştı. Herkü'nün motoru çok güçsüz. Kanatlarını eski haline bile getiremiyor. Michael Luara hemen paraşütü açtı. Açıldı. 15 metrede. 12, 6, çakıldı. Çok da kötü değil. Paraşüt bizi kurtardı. Galiba debriyaj ve dişli gitti. Öyle görünüyor. O yüzden kanat çırpmadı. Motor boşta dönmüş. Debriyaj sistemi parçalanmış. Şuna baksana. Bu durumu açıklıyor. Herkü mahvoldu. Sonraki hesaplar kanat çırpma motorunun uçan sürüngenin yarı gücüne sahip olduğunu gösterdi. Herkün'ün kanatları uçan sürüngenin uçuşu hakkındaki bilgileri yeniledi. Kanatların tasarımı beni çok gururlandırdı. Güzel bir süzülüş sağlayan bir kanat yaptık. Şeklini gözden geçirebiliriz ve uçan sürüngeni yönlendirebiliriz. Harika bir şey oldu. Gerçek hayvan kopyalanmayacak yüksek standartlara sahip. Herkü'yü yaparak ne kadar yetenekli olduklarını anladık. Uçmak için gereken en üstün özelliklerini kullanarak dünyayı fethetmişler. Azimli avcılar farklı besinlere alışmışlar. Süzmüşler. Aramışlar. Leş yemişler. Ve uçarak yiyecek bulmuşlar. Dalarak balık yakalamışlar. Muhteşem yaratıklar. Bildiğim bütün uçan hayvanlarla ya da insan yapımı uçan makinelerle karşılaştırdığımızda bence hepsinden üstünler. ...150 milyon yıl boyunca gökyüzüne ve dünyaya hakim olan gökyüzü canavarları bir felaketle karşılaşmış. Küçük bir gezegen dünyaya çarpmış. Bir teoriye göre ondan sonra dinozorlar yok olmuş. Korkunç deniz sürüngenleri de yok olmuş.
Tabii uçuş ustaları uçan sürüngenlerdi. Gökyüzü kuşlara ve yarasalara kalmış. Ama kanatlı yaratıkların en irisi kadar ilginç ve heybetlisine bundan sonra rastlamak mümkün olmayacak. Ejderhalar diş dolu çeneleriyle ve koca kanatlarıyla elbette muhteşem yaratıklar. Onlar söylence olarak var olmadılar. Ama bu hayvanlar hepsine sahip. Büyüklermiş. Koca dişleri varmış. Pençeleri varmış. Ve onlar uçan sürüngenlermiş.